Şimdi önce Falkın tam 7 gündür bombardıman altında. Orada da 3 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş. Tepkiye baktığımız zaman Türkiye batısına, Kürdistan'ın önemli yerlerinde de bir tepkisizlik var. Yani işin gerçekten tuhaf bir durum. Nedir gerçekten bu ölü toprağı? O direnişlere bakış açısında sakatlık var. Kim direnişe tek laf söylüyorsa, direnişi hafifletmeye çalışıyorsa o da katliama ortaktır. Altantan HDP milletvekilidir. Cumhuriyet Gazetesi'nde bir röportajı çıkmış. Sen katliamcıdan mı yanasın? Sana oy verenlerden yana mısın? O tarafını belli etmesi lazım. Yani şu ana kadar Kürdistan'da yaptığın tek bir örgütleme var mı? Yok. Binlerce şehit var. Binlerce emek veren var. Seni milletvekili seçmişler. Sen gidip onların direnişine laf mı söyleteceksin? O Cumhuriyet gazetesine de röportaj veriyorsun, kalkıyorsun. Kürtlerin işgalciye karşı direnişini karalıyorsun. Yani bu doğru değil. Atanın yaptığı sömürgeciliğe, katliamcılığa hizmettir. Açık ve net söylüyorum. Yani suçtur. Gazze için sen sokaklarda yürüyüş yapıyorsun. İsrail ordusu nerede bir kadını öldürmüş? İsrail ordusu Türk devleti kadar katliam yapmamıştır. Sen kalkıp Kürdistan'daki direnişi karalıyorsun. Şöyle oy alacaktın, bilmem böyle oy alacaktın. Sen niye Ankara katliamına tek laf söylemedin? Niye Pürsüz katliamına tek laf söylemedin? Yani biraz insan vicdan sahibi olur. Biraz ahlak sahibi olur. Ne yapmak lazım? Şimdi Sayın Anlı'da, Çağrı'da bulunduğunu Yani ne belirttim. yapmak lazım? Ben şunu söyleyeyim. Şimdi Kürdistan'ın birçok yerine baktığımız tepkiler de yetersiz. Yani bu gözle bakmadığında eğer düşmanı meşru görürsen direnmezsin. Kim işgalciliği kabul ediyorsa çeksin gitsin Ankara'da Erdoğan'ın yanına. HDP milletvekili mi oluyor, BDP'li mi oluyor, bilmem hangi partiden oluyorsa olsun. Eğer Kürdistan'da direnişe karşı tek laf söyleyenin Kürdistan'da yaşama hakkı yoktur. Eğer sen sömürgeciliğe karşı direnmiyorsan, sömürgecinin katliamlarını eleştirmiyorsan, ona karşı çıkmıyor, üstelik kalkıp direnen ve şehit düşenleri eleştiriyorsan, senin Kürdistan'da hakkın yoktur. Kim olursa olsun. Sağ şehire de taşınır, köye de taşınır, her yere taşınır. 7'den 70'e Kürt halkının direnme hakkı meşrudur. Kutsal bir haktır. Buna karşı çıkanlar işgalcilere hizmet ediyor, katliamcılara hizmet ediyor. Bir damla kanı akıyorsa işgalci Türk devleti sorumludur. Devşirme Cevdet Yılmaz sorumludur. Devşirme Galip Ensarioğlu sorumludur. JİTEM'le önce birlikteydi, şu anda ya önce diğer JİTEM'le, şu anda AK JİTEM'le birlikte hareket eden Galip Ensarioğlu sorumlu. Sorumlu. Bunlar sorumludur. Bunu düşünsün Altantan, ona göre konuşsun. Tamam, HDP'de yer alıyorsun ama yani HDP'yi savunur gibi gözüküp şehitlerin kanıyla buraya kadar gelen bir mücadele yürüten, buraya kadar bu mücadeleyi getiren Kürt Özgürlük Hareketi'ne senin laf söyleme hakkın yoktur. Söyleyemezsin tek bir tane. Bu devlete karşı direnmek meşrudur. Direnmeyen insan değildir. Bu Kürt olur, Türk olur, kim olursa olsun. İki de bir valiyi aradım, vali çıkmadı telefonu. Emniyet müdürü. Yok, halkı örgütlesin, halkı. Yani niçin ben alttan tane örnek verir? Sen şu ana kadar hangi Kürt'ü örgütlenmişsin? Hangi Kürt'ü direnişe sevk etmişsin? Milletvekili olur, bir HDP'li olur. Ya da yönetici olur, önemli değil. Sen yönetici. Senin amacın zulme, işgalciliğe karşı halkı örgütlemektir. İşgalciliğe karşı direnmektir senin amacın. Konuşmak değil. Ben konuşacağım. Halk şehit düşsün, dirensin. Üzerinde kendimi yaşatacağım. Böyle olur mu? Olmaz.